Merhaba arkadaşlar. Konumuz veri doğrulamada tarih kuralını oluşturma. Ve hemen başlıyoruz. Tarihle ilgili bir örnek yapalım. Bir şirkette personellerin işe giriş tarihleri yazılacaktır. Ancak şirket 15.01.2010 tarihinde kurulmuştur. Dolayısıyla işe giriş tarihleri 15.01.2010 ve yukarı olması lazım. Olası hataların önüne geçebilmek için veri doğrulamayı kullanacağız. Hemen yapıyoruz. Hücreyi aktif ettim. Veri doğrulama penceresini açtım. Buradan tarihi seçiyorum. Tarihi seçtim. Veri kısmına da büyük ya da eşit. Bunu seçiyorum. Ve başlangıç tarihi olarak da 15.01.2010 yazıyorum. Tabii istersek hücreden de seçebiliriz. Ve tamam diyorum. Peki bakalım gerçekten oldu mu? Örneğin 11 yazalım. 11.01.2010 yazalım. Kabul etmemesi lazım. Bakın kabul etmedi. İptal diyelim. Peki 15 yazalım. 15.01.2010 yazalım. Bakın kabul etti. Şimdi bu veri doğrulamayı diğer hücrelere de uygulayalım. Nasıl uyguluyoruz? Hemen bunu kopyalıyoruz. Ctrl C yaptık. Ve nereye uygulayacaksak o hücreleri seçiyoruz. Sağ tuşa basıp sağ tık menüsünden özel yapıştır diyorum. Buradan doğrulamayı seçiyorum ve tamam diyorum. Peki deneyelim gerçekten oldu mu? Mesela buraya 09 yazalım. 01.2010 yazalım. Olmaması lazım. Bakın gerçekten olmadı. Yeniden giriş yapalım. 15 diyelim. 01.2010 diyelim. Bakın kabul etti. Bir tane daha deneyelim. Mesela buraya da 01.01 2008 yazalım. Kabul etmedi. Yeniden de dene diyelim. Buraya bu sefer 19.05 diyelim. 2018 diyelim. 2018 diyelim. Bakın kabul etti. Bu dersin de sonuna geldik. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.